Agalena'dır. Didim'den Söke Milas yolu üzerinde Bafa Gölü'ne geldik. Oradan da karşı köye doğru ilerledik. Orada şu ilk karşılaştığımız tarihi eserin önünde duruyoruz. Daha ileri doğru ilerleyeceğiz. Acayip bir şey. Şu Ne ya? karşı kayalar falan bir tuhaf yani. Böyle normal kayalıklar gibi değil. Sivri değil. Rüzgarlar muhtemelen yemiş bu kayaları. Güzelleştirmiş, ovalleştirmiş. Vay kapı. Kapıkule. Bakma göre. Bak 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 bak, kilere bak. Keler. Dikenli keler ama şahane bir erkek. Kayanın ilk önümdeki kayanın üstünde. Kafayı kaldırmış. Bu kadar yaklaştırmaz normalde. Keyfe bak şimdi. Desenler müthiş ve kafa tamamen sararmış. Harika. Neredeyiz? Bafa Gölü. Evet, bak. Oha, atlamaya bak. Evet, şuradaki kayanın altına gel. Bafa Gölü'nde rahipler kaçmış burada. Araplardan buraya gelmişler. Manastırlar kurmuşlar. Eskiden denizmiş, sonradan göle dönüşmüş. Yanlış bilgi verdim. Neymiş, neye dönüşmüş? Menderes'ten gelen alüvyonlardan oluşmuş. Tıkanmış, işte göl olmuş. Denize bağlantılı gölmüş. Muğla'nın Kapıkırı denilen Bafa Gölü'nün kenarında bir rahip mezarları falan varmış orada. Oraya geldik. Tabii ben doğala daha fazla ilgilendiğim için ilk defa bu oryantal arının, bakın, taşıdıkları çakıllara bakın, her an şu anda sokulabilirim, yuvasını buldum. Bakın şurada bir yuva var. Ve bu yuvanın içerisinden o kadar iri parçalar taşıyorlar ki, of of, her an darbe yiyebilirim. Hiç kımıldamıyorum. Bakın, hiç kımıldamadığım için etrafımda şu anda, kafamın etrafında onlarca dolanıyor. Bakın, bir tanesi içerisini serinletmeye çalışıyor. Orada durdu ve kanat çırpıyor. Şu anda çarpma yok. Fakat etrafım tamamen arılarla çevrilmiş durumda. Evet, her an darbe yiyebilirim. Ufak ufak, minim minim uzaklaşıyorum. Minim minim. Çok kötü. Çok kötü, etrafımı tehdit algıladılar. Ama hiçbiri dokunmadı. Hiçbiri dokunmadı. Şu anda kafamı bile o kadar yavaş çeviriyorum ki her an darbe yiyebiliriz. Ve adamı komaya sokar bunlar. Hiç affetmez. Aksiyon kamerayı getireceğim, tam dibine kuracağım. Çok saldırgan bir arı aslında bu. Bu arı çok saldırgan bir arı. Aksiyon kamerada ne çıkar bilmiyorum. Bakın, yuvayı serinletmek için iki tanesi kanat çırpıyor. İçeriden çıkardıkları parçalara inanamazsınız ya. Şu döküntüye bakın. Ve şu anda 30 santim falan uzaklıktan çekiyorum. Kameram bozuldu. Normal aksiyon kameramı kurdum. Aksiyon kamerası umarım yuvayı çekiyordur. Yukarısını da çekiyor olabilir. Garantiye almak için. Dev bir koloni bu. Adamı mahveder. Bunlar var ya, bir kızarlarsa bana şu anda. Etrafımda benim şu anda en az 30-40 tane uçuyor ve yokluyorlar beni. Ama hiç kımıldamıyorum. Hiç kımıldamıyorum. Ve hiçbir şey yapmıyorlar.
ciddi bir tehlike altındayım şu anda. Her an onlarcasının iğnesine maruz kalabilirim. Hala sokulmadım. Ama her an sokulabilirim. Şu anda etrafımda yüzlerce var. Birinin beni dışarıdan çekmesi lazım. Bakın hiçbir şey yapmadılar şu ana kadar. Yuvaların içine çekiyor. Ama inanın bir kızarsa bir tanesi kaç defa sokulurum bilmiyorum. Ya da ayağım bir kayarsa buradan. Şöyle hafif hafif geri çekiliyorum. Minim minim. Bakın etrafım arı dolu. Her tarafım arı. Tamam. Aksiyon çeksin biraz da. Az önce geldim. Evin bahçesinde oturuyorum sandalyede. Bakın tamamen şehrin göbeğinde apartmanlar arasında bir yer burası. Otururken neyi fark ettim? Bakın hayatın gücünü anlamak açısından bizi bir burada bir şey seyrediyor. Kendiliğinden gelmiş yeşil bir çekirge ve harika irilikte. Bahçelere ilaç atmadığınız takdirde mutlaka canlılar sizin yeşilliklerinizi ziyarete geliyor. Harika bir yeşil çekirge. Yani doğada çok çektim ben bu çekirgeden de bu kadar güzel gelişmişini de görmedim desem yeridir. Harika büyümüş. Ve yeşille öyle bir kamufle olmuş ki bakın kaçmıyor. Niye? Kamuflajına güveniyor çünkü. Kamuflajına güveniyor. Of film benim kızıma. Sen burada çoğal. Bir sürü kedinin olduğu, kediler meraklı canlılardır. Bahçedeki yeşilliğe bu çekirge gelmiş. Kamuflajıyla burada yaşamını sürdürüyor. Müthiş bir şey bu. Çok güzel. Oturdum bir kahve içim dedim. Ve bunu gördüm karşıda. İşte doğası, doğayı sevmek böyle bir şey. Mesela bu çekirgenin benim bahçemde olması beni mutlu ediyor. Bunun burada yaşadığını bilmek beni mutlu ediyor. Bir sürü çünkü sarmaşık ektim ben. Sarmaşıklar böyle sardılar etrafı. Bu sarmaşıklarda yaşayacak bir canlı arıyordum. Kendi gelmiş. Ama bakın olayın sırrı ne? Şehrin göbeğinde ben ne bulacağım falan diyen arkadaşlar oluyor çünkü. Onlar sizi buluyor. Siz onları bulmuyorsunuz. Gelmiş bu prenses. Buraya yerleşmiş. İlaç atmıyorum. Tamamen organik. Hiçbir şekilde ilaç kullanmıyorum. Bu yüzden burada bahçemdeki masada otururken değişik canlılarla karşılaşma mümkün oluyor.